Yine muhteşem bir hikaye. Yine beraberiz. Hoş geldin kanalımıza. Ve şimdi beraberce öğreneceğimiz çok özel, evet, açılımlar var bu hikayede. Biraz daha can kulağıyla ama yürekten. Her zaman olduğu gibi. Teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım. Ki, evet, başka kişilere de, tanıdıklarımıza da tavsiye etmiş olalım en azından. Teşekkür ederim şimdiden. Ve hikayemizin ismi, Hayırlısını Ver Allah'ım. Çok güzel. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için ölçü koymuştur. Böyle sözel başladık. Hikayemizin kahramanı Fatma Hanım. Fatma Hanım sırtına ekin destesini aldı ve düşünceyle ilerlemeye başladı. Birden kayınvalidesinin sesiyle kendine geldi. Kız Fatma, kız Fatma, çabuk çabuk buraya gel. Sarı inek doğuruyor, yardım et. Can havliyle sırtındaki destesini indirdi ve hemen ahıra koştu. Aman ya Rabbi. Hayvan da olsa ne kadar acı çekiyordu, ne kadar. Fatma Hanım kayınvalidesiyle birlikte hayvanın doğum yapmasına yardım ediyordu. Kayınvalidesi bir hayli zor olacak galiba dedi. Evet, zora benziyor. Dana toplu halde diye mırıldandı Fatma Hanım da. Fatma hayvan acı çekmesin diye şifa ayetleri ardından bildiği bütün sureleri okumaya başladı. Kayınvalidesi deli kız. İneğe de okunur mu dedi. Fatma ise ana bak çok acı çekiyor, yüreğim dayanmıyor diye cevap verdi. Bu arada ağlıyordu Fatma gözyaşlarıyla. Bir saat zorlu bir çabanın ardından sarı kızın bir tasını oldu. Sarı kız hemen şefkatle onu yalayıp kokladı. Fatma'nın bütün merhameti sanki gözlerinden yaşlarla ılık ılık akıyordu. Kayınvalidesi, bak, bak, ineğin bile yavrusu oldu. 4 senedir bu kapıdasın. Bir torun veremedin kucağımıza dedi. Fatma ise, Allah hayırlı evlat versin ana dedi. Kayınvalidesi ise, hayırlı hayırsız bir evladın olsun. Bizi ele güne dil ettin ya, dil ettin ya, dedi öfkeyle. Fatma ikindi namazından sonra içi yanarak dua için secdeye vardı ve Rabbim, 4 yıldır senden hayırlı evlat istiyorum. Olmuyor Rabbim. Hep hayırlı istiyorum. Ben aciz halimle nasıl hayırsız bir evlatla baş edebilirim? Ben kendimi ıslah edemezken onu nasıl ıslah edeyim diye gözyaşlarıyla yıkanan, salavatlarla taçlanan duasını bitirdi. 4 kez hamile kalmış ama hepsini kaybetmişti. Ve ısrarla hayırlı evlat ver diye dua etti. Hep hayırlı evlat istedi. Birkaç ay sonra rüyasında bir ses. Kızım, hayırlı bir kız evladın olacak. Adını Hediye koy. Adını Hediye koy dedi. O yine hep hayırlısını istedi. Nihayet Allah'ın lütfu ve keremiyle yavrucağına kavuşmuştu. İsmini Ayşe Hediye koydu. Yalnız Ayşe durmadan hasta oluyor. Her gece doktora götürüyorlardı. Fatma Hanım geceleri nefes alıyor mu diye sürekli onu dinliyordu. Uyku nedir bilmez hale gelmişti. Bir gece yine doktora götürdüler. Doktor
Kızım, sen bu çocuğa köyün zor imkanlarında bakamazsın. Bünyesi çok zayıf ve çok hassas. Ölür oralarda. Benim de yıllardır çocuğum olmuyor. Evlat hasretiyle yanıyorum. Onu bana ver, dedi. Fatma'yı bu teklif iyice bunaltmıştı. Ve asla, dedi. Asla. Ve çocuğuyla birlikte eve döndüler. O gece iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra yine Fatma Rabbine içi yanarak, gözleri yaşlanarak dua etti. Rabbim, bu evlat hayırlı olacaksa onu bana nasip edip sevindir. Ben de büyüsün ve ben de bir yetimle evlendirip onu sevindireyim, diye bu şekilde dua etti. Seccadesini toplarken veren de o, alan da o. Bize sadece dua düşer, dedi. Ayşe günden güne iyi oluyordu ve gün geçtikçe büyüyordu. Şirin bir kız olmuştu. Allah Fatma Hanım'a ardı ardına tam 4 evlat daha ihsan etti. O hep hayırlı olursa nasip et. Hayırsızsa ben nasıl onu ıslah ederim? Ben kendimi bile ıslah edememişken, diye dua etmeye devam ediyordu. Aradan yıllar geçti. Ayşe ilkokulu bitirince kura kursuna verdiler. O da çok başarılıydı Ayşe. Edebiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla kendini sevdirmişti hocalarına. Hocaları hafızlığa, evet, hafızlığa başlatmak için ısrar ediyorlardı. Çünkü hıfzı çok kuvvetliydi. Ayşe ise ya onun hakkını veremezsem Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım diye iç hesapları yapıyordu. Ve nasiptir bu düşünce sebebiyle hıfzına başlamadı. 16 yaşındaydı. Güzelliği ve edebi onu akranlarından hemencecik ayırıyordu. Yaşı küçüktü ama talebi çoktu. Bir gün bir genç talip oldu ona. Ailesi oldukça varlıklıydı. Diğer taraftan da bir başka genç. Fakat o fakir, anasız, babasız bir gençti. Öğretmenlik imtihanlarına girdim. Kazanırsam elimde tek hünerim o. Başka da verecek hiçbir şeyim yok, dedi. İki taraf için de zaman istediler. Fatma Hanım kızına, ben çok yokluk gördüm. Sen görme kızım. Fakir olan çocuk kendine başkasını bulsun. Seni böyle göz göre göre yokluğa atamam, dedi. Ettiği duaları unuttu demek ki. Karar verildi. Ertesi gün zengin gencin ailesine haber verilecekti. Fatma Hanım o gece, evet, rüyasında Kabe'nin duvarlarını sıvıyordu. Fakir genç de sırtında harç taşıyor, ona yardım ediyordu. Böylece Kabe'yi sıvayıp bitirdiler. Uzaktan bir ses duydu. Bir yetimi sevindirmek, Kabe'yi inşa etmek gibidir. Kızım, verdiğin sözü unutma, yetimi sevindir. Allah onu mübarek kılsın. Bu sesi tanımıştı Fatma. 16 yıl önce yine rüyada kendine çocuğunun olacağını müjdeleyen sesti. Uyandı ve rüyasını kızına anlattı. Ayşe ise, anneciğim sen her zaman en hayırlısını istersin Rabbimden. Bu apaçık bir rüya. Rabbim gönül evlerimizi lütfuyla zengin kılsın, dedi. Kur'an sadaları içinde düğün yapıldı. Her şeyin en sadesi seçilmişti evi için. Bir takısı yoktu Ayşe'nin ama gönlü iman dolu bir hazineye sahip olduğu için Allah'a dua ediyordu. Unutmayalım, biz insanoğlu çok aciziz. Neyin hayır, neyin şer olduğunu da maalesef bilemiyoruz. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere bazen hayır ister gibi ısrarla
şerri istiyoruz. Onun için Rabbimizden her zaman her şeyin en hayırlısını isteyelim. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak yalnız sensin. Çok tatlı bir hikayeydi. Evet, insanız, aciziz, yetişemeyebiliriz, engel olamayabiliriz. O yüzden hayır mı şer mi onu da bilemeyiz. O yüzden biz hayırlısıyla dualara sarılalım efendim. Hikayemizi paylaşmayı unutmayınız. Abone olmayı da kanalımıza. Aşk olun.